Telefon hattında arkadaşımız Erdem Akbaş olacak. Fenerbahçe'deki son gündemi bizler için değerlendirecek. Özellikle en son gelen isimlerden olan Amrabat'ın transferiyle birlikte bugün akşam saatler 1'i gösterdiğinde bakalım Avrupa listesine dair Sarı Lacivertler'de bir gelişme olma ihtimali var mı? Bunları konuşacağız. Erdem, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Burak, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sarı Lacivertler'de neler olup bitiyor, söz sana bırakalım. Yani aslında dün geceden bu saate çok fazla değişen bir şey yok. Fenerbahçe'nin orta saha için temel hedefi Christian Medina. Medina ile ilgili de teklifini Boca Juniors'a sundu. 15 milyon dolar bonservis, sonraki satıştan %20 pay. Tabii orada Arjantin ekibinin istediği, Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek bir vergi dilimi var bonservis bedelinden kesilen. Bunu da Fenerbahçe'nin ödemesini istiyordu Boca Juniors. Bu yönde bir konuşma, görüşme var. Belki o da 3 milyon dolara falan tekabül ediyor ve maliyetini arttıracak bir durum olur Fenerbahçe öderse. Bu yönde bir görüşme vardı ama tabii şunu da söyleyelim. Artık 11 saat kadar kaldı listelerin verilmesine. Zaman gitgide Fenerbahçe aleyhine işliyor. O anlamda çok pozitif ilerleyen bir süreçten bahsedemiyoruz, negatif de diyemiyoruz. Artık Avrupa listesine yetiştirmek istiyorsa Fenerbahçe çok hızlı davranması gereken saatlerde. Boca Juniors Başkanı Riquelme de dün Meksika'daydı. Meksika'da bir konferansa katıldı. Onun ardından dönecek Arjantin'e ve bu konu hakkında aslında net karar verilecekti. Artık en sıcak saatlerdeyiz. Fenerbahçe gece saat 1'e kadar Medina transferini yetiştirebilir mi? Açıkçası süreci yakından takip ediyoruz. Tabii Avrupa listesine yazılmadan bu transfer yapılır mı? Bu konuda da kesin bir şey söyleyemiyorum ama şu var. Boca Juniors'ın 15'i kabul ediyoruz ve oyuncuyu Ocak ayına kadar bizde kalsın yönünde de bir Fenerbahçe geri dönüşü var. Bu da masada duran bir diğer teklif diyelim. Medina kısmı bu şekilde Fenerbahçe için. Artık yani Boca Juniors'un inadı kırılmadığı için bu transfer olmazsa bu yüzden olmaz. Çünkü Fenerbahçe tüm şartları zorladı oyuncunuz. Erdem, teşekkür ediyoruz aktarmış olduğun bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim. Sağ olun, yayınlar. Teşekkür ederiz.